Efendim bu akşam iki konuğum var. İlki başbakanlığını kısa dönem yaptıktan sonra Ceylanderili Meclis'e başkan seçilen, adına fıkralar yakılan renkli bir sima Sayın Yıldırım Akbulut. Hay Allah ya. Ne oldu efendim? İzah edeyim. Fıkra dediniz ya, bir gün ben gidiyormuşum. Ondan sonra... Efendim ben diğer konuğumu takdim edeyim ondan sonra. İkinci konuğum Sayın Merve Kavakçı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz niye gülüyorsunuz Merve Hanım? Ben Yıldırım Bey'in anlatacağı fıkrayı biliyorum. Şimdi Sayın Akbulut, bu fıkra hadisesi nasıl çıktı ortaya efendim? Nedir yani? Hepsi uydurmadır Sayın Kırca. Halk işte bir gün toplanıp uydurmuş, tamam mı? Yoksa ben bu fıkraların hiçbirini yaşamadım. Misal vereyim. Bakın güya bir İngiliz, bir Fransız, bir de ben bir trende yolculuk ediyormuşuz. Yok öyle bir şey. Ben onlarla yolculuk etmedim. Kendilerini tanımam bile Sayın Kırca. Biz de uyduranların yalancısıyız vallahi. Meclis çalışmaları nasıl gidiyor efendim? Milletvekillerinin devam durumu nedir? Dolup taşıyor. Meclis koltukları çok rahat. Yakıyoruz kaloriferleri de sıcacık oluyor. Bir uyku basıyor insanı. Onun tadını anlatamam size Sayın Kırca. Fakat isim vermeyeceğim bir sayın milletvekili çok horluyor. Halbuki defalarca uyarmıştım kendisini. Geçen yıllarda çok kavga oluyordu mecliste. Bu sene biraz azaldı galiba. En azından belden aşağı vurdurtmuyorum Sayın Kırca. Fon kurduk, faillü dövüşenden 10'ar milyon alıyorum, bütçeye aktaracağım. Efendim başbakanlık günlerinizi özlüyor musunuz? Rüya gibiydi. Güya başbakan oluyormuşum. Ama oldunuz efendim. Olabilir. Bakın olmaya da bilir. Belki de olmadım da siz öyle sandınız. Yani kesin konuşmayı sevmem ben. Merve Kavakçı örneğinde olduğu gibi. Yani bir milletvekili dediniz, bir değil dediniz. Kimin ne olduğu belli mi efendim? Banka diye yıllarca bir takım yerlere girip çıktık. Şimdi ulusça yanıldığımızı gördük. Bizim yıllardır alo dediğimiz alet meğer bankaymış. Yani şimdi Merve Hanım'ın bir satranç taşı olmadığını kim iddia edebilir? Peki size soruyorum Merve Hanım. Siz bir nesiniz? Vekil misiniz, değil misiniz? Aslında Yıldırım Bey'e göre milletvekiliyim. Ama Bakanlar Kurulu kararına göre değilim. Hukuka göre ne vekilim ne değilim. Başsavcıya göre hiçbir şey değilim. Futbol Federasyonu'na göre as başkanım. Mimarlar Odası'na göre deprem kirişiyim. Hamamcılar Birliği'ne göre natır. Kanarya Sevenler Cemiyeti'ne göre de kuş yemeyim. Lyons Kulübü'ne göre de... Tamam tamam, başım döndü valla. Dilerseniz biraz da özel hayatınızdan bahsedelim. Ne tür müzikten hoşlanırsınız mesela? Caz severim. New York üçlüsünü beğenirim. Bir de evlendiniz şu sıra. Allah bir yastıkta kocatsın. Nasıl tanıştınız efendim? İnternette tanıştık. Ben chat yapıyordum. Tam o sırada chat kapı Bekir geldi. Yani bilgisayarıma geldi. Orada konuşup anlaştık. Sonra da Bekir'in ailesi olan monitör, hard disk, printer gelip beni istediler. Öyle vardım sanal kahramanıma. Peki balayınızda ne yapacaksınız? Vallahi uzun bir tatil yapmak niyetindeyim. Ülkemizin görmediğim yerlerine seyahatler düzenleyeceğim. Mesela... Mesela? Mesela Oklahoma Çölü'nü çok merak ediyorum. Kansas yaylaları ve Mississippi Nehri'ni de tabii ki. Oralardaki köylere gidip halkın dertlerini dinleyeceğim. Siz vekillikten vazgeçip senatörlüğe sardınız galiba. Sayın Akbulut, son olarak şunu sormak istiyorum. Bütün yakınlarınızı meclise doldurduğunuza dair tepkiler var. Yani ne var bunda? Siz de koca programa karnınızı almışsınız. Biz bir şey diyor muyuz? Gülüyoruz, geçiyoruz. Yani komiksiniz bayağı. Estağfurullah efendim, sizin kadar değil. Peki ne olacak bu memleketin hali Sayın Akbulut? Rahmetli Özal sağ olsaydı böyle olmazdı Sayın Kırca. O bizim babamızdı. Şarkı ne söylüyoruz? Size babamla ilgili bir şarkı okuyacağım. Dinliyoruz. Baba mal bıraktın, mülk bıraktın, hemen başına üşüştük. Naz ile niyaz ile bölüştük. Senin mallar için en sonunda dövüştük. Baba, baba. Salın da kıymetini bilemedik. Baba, baba. Bizi yetim bırakıp gittin. Baba, baba. Ayvayı yemiş vaziyetteyiz baba, baba. Salında kıymetini bilemedik baba, baba. Bizi yetim bırakıp gittin baba, baba. Ayvayı yemiş
vaziyetteyiz baba baba.